Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere çok pratik bir tarif vereceğim. E, ne zaman canım bisküvili pasta istese, bunu yapıyorum arkadaşlar. Şimdi nasıl yaptığımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle e, bisküvili pastamız için kullanacağımız krem şantiyi hazırlıyorum. Toz krem şantiyi bu şekilde kaseye aldım. Üzerine bir su bardağı soğuk süt ekliyorum ve krem şanti kıvamını alana kadar çırparak hazırlayacağım. Öncelikle krem şantimizi hazırlayıp dolaba alacağız. Ee, biz pastamızı hazırlayana kadar iyice dolapta soğuyup kıvamını alacak krem şantimiz. Şimdi çırpma işlemini tamamladım. Dolaba kaldırıyorum. Ve tatlımızın bisküvilerini bu şekilde rondonun içerisine alıyorum. Rondo'dan çekeceğim ve o şekilde kullanacağım. Bisküvilerimizi 300 gram olarak kullandım arkadaşlar. Rondo'dan iyice un haline gelene kadar çekiyorum. Ve çektiğimiz bisküvi ununu bir kaseye boşaltıyorum. Bisküvi unlarımızın üzerine bir paket kabartma tozu ekliyorum. ve 2 su bardağı süt ekleyerek karıştıracağım. Bisküvili pastamızın taban kısmı bu şekilde arkadaşlar. Öncelikle bisküvilerimizi rondodan geçirerek un haline getirdik. Sonra üzerine 1 paket kabartma tozu ve 2 su bardağı süt ekleyerek kek hamuru kıvamına gelene kadar bu şekilde çırpıyorum. Şimdi hazırladığım karışımı tepsinin içerisine alıyorum. Tepsinin dibini yağlamadım. Bisküviler zaten yağlı olduğu için yağlamaya gerek yok arkadaşlar. Direkt tepsinin içerisine alıyorum. Karışımı tepsinin içerisine eşit bir şekilde şöyle spatula ile yayıp düzeltiyorum. Önceden ısıttığım 180 derece alt üst ayar fırında pişirmeye gönderiyorum. Bu sırada pastamızın ganajını hazırlayalım. Bir paket kremayı sos tavasına alıyorum bu şekilde. Ve ocağın altını açıyorum. Kenarlarından ısınmaya başladığını gördüğümüzde 2 paket çikolata ekliyorum. E, bitter ve sütlü olarak tercih ettim ben. Sizler damak zevkinize göre nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. İyice çikolatalarımız eriyene kadar bu şekilde karıştırıp ganajımızı hazırlıyorum. Çikolatalar tamamen eridi. Ganajımız şu anda hazır. Şimdi bir kenara alacağım ve soğumasını bekleyeceğim. Ara sıra karıştırırsanız üzeri kabuklanmaz arkadaşlar soğuduğu yerde. Pastamızın tabanı fırından çıkardım. Tam 25 dakika pişirdim arkadaşlar. Şöyle kürdan testinde sizlere göstereyim. Bakın herhangi bir hamurluk yok. Gayet güzel bir şekilde pişti. Üzerine 4-5 yemek kaşığı süt ile bu şekilde ıslatıyorum. Fazla süt kullanmayalım. 4-5 yemek kaşığı yeterli olacaktır. Şimdi pastamızın üzerine krem şantimizi ekliyoruz. Pastanın üzerini tamamen kapatacak şekilde krem şantimizi spatula ile yayıp düzeltelim. Alışılmış bisküvili pastalardan çok farklı ve çok lezzetli. Kek kıvamında, ayrıca bisküvili pasta tadında Muhteşem bir pasta. Mutlaka sizlerde yapın arkadaşlar. Krem şantisini ekledikten sonra bu şekilde hamur kartıyla bir düzeltiyorum. Ve krem şantinin de üzerine soğumuş olan ganajı döküyorum. Her tarafını kaplayacak şekilde dökelim. Ganajını döktükten sonra herhangi bir kaşık veya spatula değdirmiyorum arkadaşlar. Bu şekilde sağa sola eğdirip her tarafına gelmesini sağlıyorum ve soğuması için bekletiyorum. Soğuduktan sonra üzerine süslemeye geçtik. Ben fıstık ile süsledim. İstediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ceviz, fındık, Hindistan cevizi, evinizde veya isteğinize göre ne varsa o şekilde süsleme yapabilirsiniz. Şimdi tatlımızı servise geçebiliriz. Öncelikle kaşıkla alarak kıvamını göstermek istiyorum. Bakın Kıvamı bu şekilde. Çok lezzetli gerçekten. Çok da güzel görünüyor. Çok pratik, çok farklı ve lezzetli bir bisküvili pasta oldu. Mutlaka sizler de yapın arkadaşlar. Gerçekten beğeneceğinize eminim. Şimdi bisküvili pastamızdan bir dilimde şöyle keserek alıyorum ve sizlere dilimlenmiş halinde göstermek istiyorum. Dilimlenmiş hali de bu şekilde pastamızın. Mutlaka sizler de yapın. Çok pratik ve lezzetli bir tarif. Eğer canınız bisküvili pasta çektiyse hemen bu tarifi deneyin diyorum. Bir tarifimin daha sonuna geldim arkadaşlar. Videolarımı izledikten sonra beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Yeni ve güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.